Asya bölümüyle son bölümle karşınızdayım. Şimdi tabii Asya'yı tek bir coğrafya olarak belki telakki etmemek lazım. Çünkü Asya dediğimiz zaman İran'dan başlayan, Japonya'ya kadar uzanan bir skaladan, bir çeşitlilikten söz ediyoruz. Yani bugün belki İran'ı ayrı bir şekilde ele almak lazım. Kendisi ve etrafındaki bütün etki çeperleriyle birlikte. Ve öbür taraftan Hint alt kıtasını yani Afganistan'ı da içine katarak Pakistan, Hindistan, Bangladeş'i işte hepsini ayrı ele almak lazım. Sri Lanka'yı, Nepal'i belki de katarak Orta Asya'daki cumhuriyetleri ayrı bir şekilde ele almak lazım. Tarihi, kültürel, ticari, ekonomik, stratejik bütün e, yönleriyle birlikte Rusya bambaşka bir coğrafya. Yani Rusya bir Avrupa ülkesi midir, Asya ülkesi midir bir tartışma konusu ama ama aynı zamanda özellikle Rusya'nın Kazakistan ve yukarısına baktığımız zaman ki orada da birçok önemli kazan başlı olmak üzere merkez var. Oraları tabii ayrı bir ele almak lazım. Öbür taraftan Güneydoğu Asya ülkeleri ayrı bir, hani Asya içerisinde evet ama fakat bir taraftan iklim şartları, bir taraftan Müslüman olma serüvenleri ve taşıdıkları bir takım hususiyetler Öbür taraftan Çin'in ve diğer ülkelerin oralara daha farklı doğrudan etki yapabilmesi falan gibi birçok sebeple belki oraları ayrı ele almak lazım. Ee, velhasıl başta Asya dedik ama Asya'nın bütün bu bahsettiğim derinlikleri için belki yarım şart saat saat 40'ar dakika belki sadece belli cümlelerle mevzunun özetini verebilmek lazım. Yine de bu yarım saati sığacak şekilde ben 4 tane başlık seçtim. Yani bu bahsettiğim coğrafyadan Güneydoğu Asya ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim önce. Sonra Hint, Altkıtasına alt kıtasına geleceğim. Daha sonra Türkistan Harizm Havzası'nı konuşacağız. Yani Orta Asya Cumhuriyetleri ve nihayet İran'a özel bir parantez açacağım. Uzun ve geniş bir parantez olacak bu. Şimdi tabi coğrafyanın merkezi dediğimizde yani bu merkezin neresi olduğu tartışılabilir. Bugün özellikle son yıllarda coğrafyanın merkezinin tam olarak nereye tekabül ettiği ile ilgili birçok tartışma var. Şimdi bazıları diyor ki yeni merkez Pasifik'e doğru kayıyor bazıları diyor ki işte dünyanın merkezi işte Avrupadır falan tabii bir Müslüman olarak bizim e, tarihi de coğrafyayı da e, elimizdeki dini kaynaklar Kur'an-ı Kerim başlı olmak üzere e, onların önümüze koymuş olduğu perspektif çerçevesinde değerlendirdiğimizde e, dünyanın kıyamete kadar merkezinin bugünkü Orta Doğu olarak tasvir edilen tarif edilen isimlendirilen merkez coğrafya olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz öyle ki bugün mesela e bu bahsettiğimiz merkez coğrafyaya siz yakın olduğunuzda ya da coğrafyanın içine fiziksel olarak dahil olduğunuzda dünyadaki tesiriniz artıyor. Çin'e bakın. Dünyanın öbür ucunda çok büyük bir kapital, çok büyük bir güç. Fakat Çin'in bir dünya devi haline gelmesi ve uluslararası masalarda yer alması dikkat edin. Orta Doğu dediğimiz bu dar çerçevenin içerisinde fiilen var olmasından sonra gerçekleşiyor. Bugün mesela işte Yemen'le Suudi Arabistan barışıyor mesela ya da en azından bir müzakere sürecine başlıyor. Bakıyorsunuz Arabulucu olarak Çinliler ortaya çıkıyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz İsrail'de Çin'i görüyorsunuz. Sudan'da Çin'i görüyorsunuz. Mısır'da Çin'i görüyorsunuz. Öbür taraftan Suriye'de Çin'i görüyorsunuz. Irak'ta görüyorsunuz. Ya da farklı şekillerde oraları etki eden mekanizmalara dahil olduklarını görüyorsunuz. Bu ne demek? Bölgenin merkezinde, coğrafyanın merkezinde, dünyanın merkez noktasında fiilen var olduğunuz müddetçe uluslararası arenada belli kapılar size açılıyor. Yoksa kendi bölgenizde güçlü bir ülke olarak kalmaya devam ediyorsunuz ya da sadece paranız konuşuyor. O yüzden bugün mesela Endonezya, Malezya, Brunei, Singapur bütün o Güneydoğu Asya ülkelerine baktığımızda orada 300 milyona yakın Müslüman yaşıyor. 300 milyon bir nüfus var Müslüman nüfus. Bu nüfus tarih boyunca tüccarlar vesilesiyle böyle savaşlarla falan değil. Oraya giden tüccarlar üzerinden daha çok Müslüman oldu. Tüccarlar, kültür elçileri, e, bir takım dini hareketler vesaire. Ama şöyle bir gerçeklik var. Dünyanın merkezine bahsettiğim merkez coğrafya fiilen ve fiziken o kadar uzaklar ki bahsettiğim bu ülkeler. 300 milyonluk Müslüman var o coğrafyada. Fakat gidişatı etki etme noktasında Karar mekanizmalarında yer alma noktasında, İslam coğrafyasının ilgilendiren önemli noktalarda bir şekilde devreye girebilme noktasında etkileri yok. Mesela Malezyalı kaç şair tanıyoruz? Endonezyalı kaç mütefekkir tanıyoruz ki Endonezya 200 milyondan fazla nüfusa sahip? Dünyanın en fazla Müslüman nüfusun sahip ülkesi. 200 milyondan fazla Müslüman nüfusu var. Kaç tane oralarda işte Mahatir Muhammed gibi, Enver İbrahim gibi birkaç isim dışında kaç tane mesela siyasetçi, kaç mütefekkir, kaç o topraklarda buradan da izlenebilecek kaç kişi var mesela. Böyle baktığımız zaman şöyle bir somut gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Üretebilmek ya da ürettiğiniz şeyleri tedaviyle sokabilmek için de merkezde olmanız gerekiyor çok önemli. Endonezya'da 200 milyon Müslüman var. Kendi kendilerine orada bir şeyler mutlaka yapıyorlar. Fakat onun yansıması için, tedavüle girebilmesi için burada bir bağlantı gerekiyor. Burada. Yani coğrafyanın merkezinde. O yüzden Asya'yı konuşurken Güneydoğu Asya Müslümanlarını, Güneydoğu Asya'yı fiziksel anlamda uzaklıkları sebebiyle böyle bir dezavantajları eşliğinde konuşuyoruz devam ediyorum Hint alt kıtası. Hint alt kıtası işte Indian subcontinent dedikleri. Yani 1947'de Pakistan ve Hindistan şeklindeki devletler ortaya çıkmadan önce 1858'de o coğrafyada işte hakim olan Babürler'in yıkılmasıyla İngilizlerin el koyduğu ve nihayet işte 1858'den 1947'ye kadar 90 yıl boyunca sömürdükleri ve sonra da sömürmeye devam ettikleri büyük bir coğrafya. İnsan kaynağı yönünden, işte baharat başlı olmak üzere bir takım böyle zenginlikleri yönünden, mimari eserleri, kültürel eserleri, yazma eserleri ki British Museum'ın nasıl kurulduğu malum. Hepsini düşündüğümüz zaman gerçekten o coğrafyada ciddi bir talan yapıldığı ortaya çıkıyor. Bugün İngilizlerin artık Batılıların kendileri de bunu itiraf etmeye başladılar. Peki pratik bir soru. Biz oraya da ne biliyoruz? Ya Burada bulunan Müslümanlar olarak, burada yaşayan insanlar olarak o coğrafyada neler yaşandığı ile ilgili bizim ne kadar bilgimiz var? Mesela Delhi Türk Sultanlığı diye bir şey duyduk mu? Kim acaba onlar? 1200'lerin başından 1526'ya kadar orada hakim olmuş bir yönetimler silsilesi, hanedanlar silsilesi. 1200'lerden 1526'ya kadar. Sonra 1526'dan 1858'e kadar devam eden bir Babürlüler hakimiyeti. Babürlüler ilgili, ilgili ne biliyoruz mesela? Şimdi Babürlü Ahmet Türkçe'ye de çevrildi. Babürlerle ilgili mesela belki biraz tarihin dedikodusuna böyle meyyelsek, meraklıysak. işte Tac Mahal'in yapıldığı hikayesi, Şah Cihan, ve çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal falan o kadar. Onun dışında Babürler neyimiz olur? Kimdir mesela? Ya da belki hepimizin böyle bir şekilde evinde bulunan ya da elinin altından geçmiş olan meşhur Fetevai Hindiyenin mesela Babür İmparatorluğu döneminin en önemli eserlerinden biri olduğunu bilip aradaki bağlantıyı kaç kişi kurabiliyor? İmam Rabbani belki tasavvufi bağlantılı olanlar belki biliyorlar. Ama onun dışında mesela o coğrafya ile ilgili ne kadar bir bilgi birikimimiz var bu çok önemli. Mesela Babür, sonra Hümayun, daha sonra e, e, işte Ekber, sonra Cihangir, ondan sonra Şah Cihan, sonra Evren Gizip mesela. Bunlar arka arkaya gelen 6 tane Babur hükümdarlığının imparatorları. Mesela bunların dönemlerinde neler yaşanmış? Neler yapmışlar? 1526 Babür'ün Panipat Savaşı'nı kazanarak. Babürlerin temelini attığı tarih 1526. 1707 Evren Gizip'in vefat tarihi. Yani Alemgirde diyorlar Evren Gizip. Yani Şah Cihan'ın oğlu. Bu arada mesela yani buradaki yaklaşık 150 yıllık, 170-80 yıllık belki sürede neler yaşandı, ne oldu, neler bitti, dünyaya ve Müslüman, İslam tarihinin hangi izleri bıraktılar? Bu soruları şunun için soruyorum: Bizler böyle e, genelde Osmanlıya taluk etmeyen şeyleri çok merak etmiyoruz. Yani eğer akademik bir çalışma yapmıyorsak ya da işte alanımızla ilgili bir şey değilsin. biz ne yapıyoruz? Osmanlı ile savaştı mı? Biraz öğren. Osmanlı onu yendi mi? Tamam. Osmanlı ona Osmanlı'ya bir zarar verdim ya da Osmanlı ile bir ilişkisi oldu. Ancak bu şekilde. Ama Osmanlı ile çok bu anlamda teması olmayan, fiziksel olarak daha uzak, başka yerlerdeki şeylerle ilgili merakımız ancak böyle çok ciddi bir vesile üzerinden oluyor. Bu büyük bir eksiklik tabii ki. Babürlüler de gerçekten Osmanlılar kadar ilgiyi hak çok büyük bir imparatorluk ki tesirleri hala devam ediyor. Bugün mesela Evrenzip ismi Hint milliyetçiliğinde, Hinduların dilinde en büyük şeytanlaştırılan isimlerden bir tanesidir. Bugün Batı bakın mesela Batı literatürüne ve her şey çok taze bakın Hindistan'da hala olaylar devam ediyor. Hala Müslümanlara savaş, tesettüre, savaş başörtüsüne, savaş sokaklarda Müslümanlara saldırılar, cami kundaklamalar bakın hala devam ediyor. Onların hepsi bir takım böyle geçmişte yaşanan bazı süreçlerin devamı onları bilmek zorundayız zira. Oraları anlamak için. Tabii e, 47'den sonra hani yakın tarihte neler oldu ona dair de birkaç şey söyleyeyim. Çünkü 1947'nin 14-15 Ağustos günlerinde Hindistan yani Hint alt katasının bölünerek yerine Hindistan ve Pakistan isimli iki tane devletin çıkartılması modern dönemde işlenen en büyük cinayetlerden bir tanesidir. Bu çünkü bu bölme işlemi sadece bu masadan biraz daha büyük bir masa üzerinde gerçekleşti. İngilizler 1858'de girdiler coğrafyaya. O coğrafyayı talan ettiler. Hint alt kıtasını tümüyle o coğrafyanın her şeyinden faydalanıp tümüyle sömürdükten sonra ve tarafları da Hinduları, Sihleri, Müslümanları birbirine karşı kışkırtıp iyice böyle savaşacak hale getirdikten sonra dediler ki biz bu meseleyi çözelim. Nasıl çözelim? Burada sıkıntı oluyor. Problem çok fazla büyüyor. Müslümanlara bir devlet verelim. O da onun adı Pakistan olsun. Hindulara, Sihlere de bir devlet verelim. Onun adı Hindistan olsun. Tamam mı? Tamam falan. Peki bu devlet nasıl verdiler? 14-15 Ağustos gecesi bu e, Taksim yani Hind alt kıtasının bölünmesi gerçekleştiğinde Pakistan tek parça yapmadılar. Pakistan'ı ikiye böldüler. Batı Pakistan dediler. Batı Pakistan bugünkü Pakistan oldu. Doğu Pakistan dediler. Aralarında yaklaşık 2000 kilometre bir mesafe var. Bugünkü Bangladeş. Öyle bir devlet düşünün ki bağımsızlığını kazanmış fakat başkenti 2000 kilometrede başka bir sınırın içerisinde. Yani İslamabad bugünkü. İşte önce Karaç'ı sonra İslam Hava. Peki nasıl olacak? Bu işin yürümeyeceği zaten çok belli. Sonra başladılar kendileri daha sonraki süreçte bu tarafları birbirine karşı kışkırtmaya. Bengal yani Bangladeş tarafındaki milliyetçiliği körüklediler. Ve orada 1971'de Hindistan destek verdiği bir savaş yaşandı ve Bangladeş kuruldu. Bugün de Bangladeş Hindistan'la müttefik, Pakistan düşmandır. Hala. Yani Hint alt kıtasını bölerken devam ettiler. Sonraki yıllarda bu... ...kavgalar ve çatışmalar devam etsin diye adeta garantilediler bazı hazırlıklar yaparak. Onlardan bir tanesi şu haritadan, şu masadan biraz daha büyük bir masanın üzerine bir harita çizildi dedim. O haritayı çizen kişi Sir Redcliffe diye bir adam. 1947'nin yazında Lahore'a geldi. O zaman daha alt kıta bölünmemişti. Lahore'da Hindistan'ın içerisindeydi. Orada bir otele kapandı. Orada masa başında Hindistan alt kıtasını böyle kalemle böldü. Dedi ki burası böyle, burası böyle. Sonra baktı ya dedi e, bu itirafları var çok çarpıcı. Baktım dedi de dedi Hindistan'a vermişim kağıt üzerinde. Sonra baktım ya dedi Pakistan dedi hiç büyük bir şehir kalmamış. Neyse Lahore'da oraya verelim diyerek Lahore'da oraya verdi. Çizgiyi bu taraftan geçiri verdi masa üzerinde. Bütün Pencap vadisini ikiye böldü Cart diye. Yüzyıllar boyunca belki bin yıllar boyunca hiç bölünmemiş bir coğrafyadır orası. Yani Hindistan 1947'de bölünene kadar. Ve öyle böldü ki kağıt üzerinde hiçbir hassasiyet gözetmeden sınır bazı yerlerde çiftliklerin ortasından geçti. Bazı yerlerde evlerin içinden geçti. Evin yatak odası Pakistan'da kaldı, oturma odası Hindistan'da kaldı. İroni yapmıyorum şaka değil bu hakikaten böyle oldu. Ve bir problemi çözmeden bıraktı. Keşmir sorunu. Yıllar sonra hiç konuşmadı bu Red Redcliffe'den adam. Yıllar sonra bir röportaj var Dediler ki ya Keşmir diye bir problemi keşke onu da çözüp çıksaydın dediler. Keşmir'i bölmeden bıraktığı için. Ondan sonra dedi ki ben Keşmir diye bir yerin olduğunu İngiltere'ye döndükten sonra öğrendim. Bölgeye dair bilgisi de bu kadar yani. Ve Hindistan, Pakistan'da Keşmir için iki büyük savaş yaptı. Üç, üçüncü bir savaş daha var. Onu da sadece üç savaş yaptı. Hala sorun çözülmedi. Şu anda İslam dünyasında... 3 tane büyük problemli alan vardır. Birçok problemin yanında bunların üçünde başrol oyuncusu ve sebebi İngiltere'dir. Keşmir sorunu, Kudüs sorunu ve Kıbrıs sorunu. 3K diyorum ben bunlara. Bakın üçünün de temelinde İngiltere vardır. Peki Kudüs'e gidin, Keşmir'e gidin, Pakistan'a gidin, Hindistan'a gidin, Filistin'e gidin, Kıbrıs'a gidin, Kuzey Kıbrıs'a gidin, Güney Kıbrıs'a gidin. Herkesin dilinde, ağzında, gönlünde İngiltere'nin bulunduğunu görürsünüz. Bu da bir önceki bölümde işaret ettiğim İngiliz tipi emperyalizmin çok pratik bir sonucudur. Hatta öyle ki işte bizim Kıbrıs'ta mesela Kıbrıs Türklük davasını yürüten liderlerin bile torunları, çocukları İngiltere vatandaşıdır. İngiltere mesela problemi bu şekilde düğümleyen ülke olmasına rağmen Kıbrıs'ta garantör ülkedir. İngiltere aynı şekilde Keşmir'de, aynı şekilde Kudüs'te hepsinde bakın el üstünde tutulur hayranlıkla. Dağ başındaki çocuklar, medrese öğrencileri kriket oynar mesela. Bir tarihler Umman'da bir dindar bir Müslüman evinde ummanın epey başkent maskatın dışında bir evine gitmişti. Evde mesela çay ikramı sırasında sordular. Çayınızı nasıl alırsınız? Sütlü mü, sade mi? Dedim ki ey Müslüman senin evine, menüne, mutfağına bu sütlü çay nereden girdi? Doğrudan İngiliz etkisi bakın. Birçok şey etkileniyor silsile halinde. Dolayısıyla Hint alt kıtasına böyle yakından baktığımız zaman gördüğümüz bazı pratik sonuçlar var ve kendimize soralım. O coğrafyayı ne kadar tanıyoruz? Gelelim Türkistan Harezm havzasına. Orası hakikaten Anadolu'yu mayalayan topraklardır. Şimdi bakın mesela bugün Türkistan dediğimiz topraklar tabii artık geniş bir coğrafya farklı ülkelerin sınırları içerisinde bölündü. Doğu tarafı Çin'de kaldı. Doğu Türkistan dediğimiz bölge Uygur ve işte oradaki soydaşlarımızın yaşadığı bölge. Öbür taraftan Kazakistan, Özbekistan işte Türkmenistan ve diğer cumhuriyetlerin sınırları içerisine kalan bir bölümü de var. Ama en önemli kısımlar tabii ki Özbekistan'da. İşte Buhara orada, Semerkant orada, Taşkent orada, Tirmiz orada, Hive orada. Tabi oralar aynı zamanda İmam Buhari'nin, İmam Maturidi'nin, şah işte Muhammed Nakşibend'in ve diğer birçok önemli isminde Metfun bulunduğu eser verdiği ve bu topraklara mayalarını gönderdiği yerler. Hadis ilmi diyorsunuz İmam Buhari orada. Doğum yeri Buhara, e, metfun medfun bulunduğu yer Semerkant'ın Hartenk köyü. Aynı şekilde İmam Maturidi Semerkant'ta doğmuş. Aynı şekilde Semerkant'ta bugün kabri belli. Rahun Akşibent diyorsunuz zaten altın silsili olarak da ifade edilen o 7 tane önemli isim zaten arka arkaya hepsi orada. Orada medfunlar. Hepsinin böyle kabirleri, ziyaretgahları belli. Şimdi böyle baktığımızda hakikaten oralar zannettiğimizden çok daha yakın bize. Ve tabii bir de Emir Timur e, gerçeği var. Emir Timur vakası ya da olgusu var ki e, Özbek kardeşlerimiz için milli kahramandır. Emir Timur, ben ne zaman Özbekistan'a gitsem aramızda böyle çok ince bir siyasetin yürümesine yol açan bir lider olarak öne çıkar. Çünkü onlar milli kahraman olarak görürler. E, 1402 Ankara Savaşı, aynı şekilde Bursa'nın yağmalanması. Sonra aynı şekilde Afyon, Sivas bütün bu Anadolu'daki önemli tarihi, e, İslami, dini Müslüman Türk şehirlerinin tamamen böyle talan edilmesi Timur'un işi. öbür taraftan 17 milyon insanı öldüren işte katılmış olduğu savaşlarda işte Bak baktığınız zaman gerçekten böyle bir tarafıyla çok dindar, çok hayırsever, ilimsever, sanatsever ama bir tarafıyla çok gaddar bir hükümdar portresi. Geride kalan eserlere bakıyorsunuz. Semerkant hakikaten baş döndürücü bir şehir ki geri kalan eserler çok 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 küçük bir gözü. Timur'dan sonra tabi devlet e, dikiş tutturamadığı için Timur'dan sonra özellikle Timur'un ölümü e, işte ölümünü takip eden yıllarda kendi işte yerine oğlu Şahruh geçiyor. Sonra Ulu Bey'in de işte vefatı 1449'dan sonra zaten ortada Timurlu devleti bir şey kalmıyor. Bütün iç savaşlar, yağmalar vesaire falan filan birkaç eser var. Ama o geri kalan birkaç eser bile ne kadar muhteşem bir imparatorluk kurulduğunu ve kültürde, sanatta, mimarda nerelere tırmanıldığını gösteriyor. Velhasıl Özbekistan'da bilmek lazım, tanımak lazım. Ben mesela Harezm bölgesi, yani Özbekistan'ın batı kesimi, Hive'nin falan bulunduğu yer. Ne zaman oraya gitsem orada mesela rahmetli babaannemin dilinden duyduğum kelimeleri oradaki yaşlılardan duyuyorum. Eşya isimleri, kavramlar, günlük kullanımlar, kelimeler, deyimler. Sonra Bakü'ye gidiyorum mesela Azerbaycan'a. Azerbaycan'da mesela oradaki yaşlıların dilinden kendi yine bizim Torosların yörüklerinde işte bizimkilerin kullandığı kelimeleri duyuyorum. Sonra diyorum ki evet burada bir bağlantı olmalı. Hive nere, Dönüyorum burada mesela Balıkesir, Aydın, Manisa. Oradaki köylerde kez aynı şekilde rahmetli babaannemin konuştuğu kelimeleri duyuyorum. Bakın Toros yörüklerinin Mersin'den bahsediyorum. Demek ki bir akış var. Tabii Elimizde yazılı kaynaklar yok ama bütün bu pratikler ortada bir bağlantının olduğunu gösteriyor. Velhasıl oraları çok iyi tanımak, bilmek ve oralarla irtibatı çok sıkı tutmak mecburiyetindeyiz. Çünkü o topraklar Anadolu'yu mayalayan topraklar. Son olarak Asya'da İran'a gelelim. Ee, Tabi İran'ı böyle ayrı ayrı uzun uzun konuşmak lazım. Ve ben İran'ı belli başlıklar halinde birkaç e, cümleyle e, özetleyerek ve birkaç cümle halinde İran'ın ne na, İran'a nasıl bakmadı sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Tabi e, öncelikle şunu ifade etmem lazım. Şiilik tarihte 3 tane büyük yükseliş yaşadı İslam dünyası çapında. Tabi ilk dönemlerdeki tartışmalar ve işte bir takım Müslümanlar arasındaki iç savaşlardan sonra Şiilik hep oluşma sürecindeydi ama işte Gulat bir takım Şii e, akımlar, bir takım işte ana akımın dışına düşen bir takım böyle sapmalar falan filan derken Devletleşme süreciyle Şiilik de başka bir yere dönüştü. Şiiliğin birinci devleti Fatımilerdi. 900'lerde Kahire'ye intikal ettiler Tunus'tan. Oradan 1171'de Selahaddin Eyyubi kendilerini ortadan kaldırıncaya kadar Kahire merkezli, Hicaz'da içinde olmak üzere coğrafyanın merkezini güçlü bir imparatorluk kurdular. Fatımi İmparatorluğu bütün Kuzey Afrika'yı da içinde alacak şekilde düşünün. İkinci yükseliş Safeviler. Osmanlı İmparatorluğu sürekli bir mücadele halindeydi Safevilerle. Çünkü onlar da sürekli Anadolu'ya akın ediyor. Anadolu'ya doğru akın ediyorlardı. Ve nihayet 1979'da Şah'ın devrilmesinden sonra İran'da başlayan yeni süreç. Tabi Şiiliğin üçüncü yükselişi şu anda hala sürüyor. İslam dünyasının dört bir tarafında İran'ın etkisini giderek artmakta olduğunu müşahede ediyoruz. Öbür taraftan tabii Şiilik kendisi bir azınlık inancı ve bir antitez olduğu için, teze karşı bir antitez olduğu için Şiilik tabii kendisini Müslüman %80'lik ekseriyete nasıl kabul ettirecek? İki tane yöntemi kullanıyor. Bu nokta çok önemli. Birincisi Ehli sevgisi. Yani Şiiler diyorlar ki çok ortak noktamız var. Birincisi Ehli Beyt. Şimdi Ehli deyince akan sular duruyor tabi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akraba, ailesi, da kızı, Fazit Fatıma, damadı, Hazreti Ali onların çocukları falan filan. İkinci ortak paydada diyor İran, Kudüs. Kudüs'ü savunalım, Siyonistler, Amerika, büyük şeytan falan filan. Peki bu iki bağ olmasa İran İslam dünyası nasıl bağlantı kuracak? İşte bu noktada olguya dikkat çekmek istiyorum. Mesela Kerbela anmaları 10 Muharrem'de her yıl giderek daha fazla artan, daha fazla yaygınlaşan, yakınımıza kadar böyle sürekli yaklaşan bir yas ve kin kültürü Kerbela anmaları. Bakın tarih boyunca Kerbela anıldı. Kitaplarda yer aldı. Tarih boyunca Hz. Hüseyin'in şehadeti lanetlendi, onu şehit şey edenler. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Ama özellikle 1979'dan sonra İran'ın bu işi tümüyle bir devlet politikası haline getirip sünni dünyaya dayatmaya çalıştığını görüyoruz. Burada bir İran politikası var. Sonra öbür taraftan mesela İslam dünyasında e, İran'ın içinde ya da İran'ın etkili olduğu coğrafya dışında Kerbela hutbesi okunan tek ülke biziz. Kerbela hutbesi okunuyor bizde. Yani İslam dünyasının genel eğilim şudur. Oldu o işler tamam Kerbela yaşandı ama tekrar tekrar onu kaşımaya gerek yok denir. Ama bizde yani gayet yakın bir şekilde böyle sürekli olarak böyle bir Hz. Hüseyin'e doğru bir gidiş vardır. Hz. Hüseyin'e doğru gene gidelim tamam. Fakat burada çok dikkatli bir dil tutturmak lazım. Evet doğru böyle bir şey yaşandı. Hiç kimse istemez bunun olmasını. Ama dedikten sonra devamını İran şöyle getiriyor. Sanki adeta Hazreti Hüseyin Sünniler şehit etmiş gibi. Bakın bu noktaya dikkat edin. Çok dikkatli bir şekilde baktığınız zaman Hazreti Hüseyin üzerinden buraya bir ideolojik bir akın var. Mesela niçin Hazreti Hasan hiç anılmıyor? Hazreti Hasan'ın ortaya koymuş olduğu siyasi tavırın için mesela anılmıyor. O da bir tavır. Öbür taraftan Hazreti Ali'nin şehadeti için için anılmıyor. Hazreti Hüseyin mesela. Niçin Hz Hüseyin e, affedersiniz. Ni, niçin mesela e, Hazreti e, Hamza hiç anılmıyor? Seyyid-i Şehitlerin Efendisi. Hadi Hazreti Ömer'i anmıyorlar. Anlıyoruz onu neden anmadıklarını. Niçin? Bakın burada bir paradigma değişimi yaşanıyor. Sünni dünya bu paradigma değişimini yeterince okuyamıyor. Ve ben görüyorum ki ortak payda bulma adına İran'ın ortaya koyduğu teze doğru bir yaklaşım var. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Kudüs zaten baktığınız zaman İran'ın ağzında tümüyle e, siyasi bir sakıza dönmüş durumda. Bakın Kudüs'ün tarihinde 3 büyük önemli isim vardır. Bunlardan birincisi Hazreti Ömer'dir. 638'de Kudüs'ü Müslümanlar adına resmen eline alan, teslim alan halifemiz. İkinci Selahattin Eyyubi'dir. 1187'de Hıttin Savaşı'nı kazanıp Haçlıları söküp atıp Kudüs'ü tekrar Müslümanlara teslim eden komutan. Üçüncüsü Yavuz Sultan Selim'dir. 1516'nın 30 Aralık günü Kudüs'e ayak basmış. 1917'de 401 yıl boyunca başlayacak olan Müslüman Osmanlı Türk hakimiyetini başlatmıştır. Hazreti Ömer Araptır, Selahattin Kürttür, Yavuz Sultan Selim Türktür. Üç tane büyük komutan, halife, devlet adamı, ırklarını vesaireyi hepsini aşarak İslam kimliğinde buluşup bize Kudüs davasını hediye etmişlerdir. Peki Şii ideolojide bu üç isim sevilir mi? Hayır, aksine bu üç ismin üçü de çok büyük lanetleri ve öfkelere muhataptır. Hazreti Ömer, İran onun döneminde fethedildiği için çok açık bir Fars milliyetçiliği. Aynı şekilde Selahattin Eyyubi, Fatimileri ortadan kaldırdığı için ve Yavuz aynı şekilde kendisine atfedilen bir sürü şey var. Zaten güncel tartışmalar onları da biliyorsunuz. Peki Şii ideolojide Kudüs'ün tarihindeki bu üç ismi kazıyıp aldığınızda yerine ne koyacaksınız? Ne konuyor? Kasım Süleymaniler vesaire konuyor bu sefer. Peki Kudüs mesela yarın bir gün hasper kadar İran'ın eline geçse ya da söylendiği gibi İran Kudüs'ü fethetse sizce orada İran'ın düşmanlığı kime yönelir? Bu soruyu dinleyicilerimizin ferasetine bırakıyorum. Dolayısıyla Kudüs günü, İran'ın Kudüs gücü, Kudüs muhafızları vesaireyi falan filan bir sürü böyle piyasada dolaşan şey var ve Kasım Süleymaniler falan dikkat edelim bu noktada. İran'ın uygulamış olduğu çok başarılı bir retorik var sahada. Ve tabi e, özellikle hem ehli beyt muhabbeti hem de işte İran Amerika'ya karşı olduğu için İran destekleme duygusallığı yüzünden İslam dünyasında İran'a çok ciddi bir meyil var. Ama İran'ın baktığı yerden hepimiz potansiyel hedefiz. Öyle bakıyorlar çünkü. O yüzden bu noktada da İran'a karşı bir bakış geliştirmek lazım gerektiğini düşünüyorum. Ve son olarak Sünni başkentler işte Bağdat, Şam, Sana, Beyrut şu anda İran'ın fiili kontrolü altında. Buralar tabi giderek kimlikleri değiştirilen şehirlere dönüşüyor. Tarihi Şam mesela şu anda çok hızlı bir şekilde Şiileştiriliyor. Bağdat'ın Şiileştirilmesi tamamlanmak üzere. Sana Şiileştiriliyor. Yine aynı şekilde Lübnan ve diğer şehirleri düşünün. Soru şu, İslam dünyasında Sünnilerin elinde yani Ehli Sünnet genel olarak bütün kitlenin elinde dini, siyasi, kültürel, aklınıza hangi yoruma gelirse, hangi biçimi gelirse, sünni çoğunluğun elinde İslam dünyasına sunacak muharrik bir güç var mı? Bu çok önemli. Bakın Siyonistlerin, Yahudilerin elinde Siyonizm var. Ya, e, İran elinde, İran elinde Şiilik var. Peki sünniliğin elinde kitleleri harekete geçirecek muharrik güç var mı? Bu noktaya kafa yormamız gerekiyor. Bu muharrik gücü eğer oluşturup ortaya bir muharrik güç konamazsa, yani bir dönem hilafet bu, bir dönem başka bir şeydi. Bakın tarih boyunca bunlar oldu. Şimdi onların hepsi ortaya konmadığı zaman bir bir, bir, bir güç lazım yani insanın ortaya konucu koyacağı bir güç lazım. Bu güç ortaya konmadığında bu sefer bakın coğrafya farklı yerlerinden farklı ideolojilerin, farklı e, düşünce ve muharrik güçlerin esiri oluyor ve farklı yerlerinden kemiriliyor. Dolayısıyla e, İran bir Asya ülkesi olmasına rağmen fiziksel olarak ...coğrafyanın merkezinde telakki ettim ve bu şekilde hani İslam coğrafyası okumalarının sonuncusunu da yine İran'a tahsis etmiş oldum. Aslında söz başladığı yere gelmiş oldu. Yani coğrafyanın başlangıcında buradan merkezden bahsettiğim İslam coğrafyası olarak ve nihayet Asya derken yine sözü oraya getirmiş oldum. Başta da ifade ettiğim gibi bütün bu konuştuğumuz coğrafyaları... Ee, böyle yarım saatlik küçücük derslerle ibare ifade etmek, anlatmak, özetlemek mümkün değil. Ama en azından e, başlangıç noktalarını verdiğimi düşünüyorum. En azından e, şuralardan, şu pencerelerden bakmaya başlayalım diye bir e, yol göstermeye çalıştığımı düşünüyorum. Artık devamı ömür boyu sürecek okumalar, imkan ölçüsünde sahayı izlemeler ve mümkün olduğu kadar sahadaki gözlemler ve okumaların sonucunda pratik olarak bu devasa coğrafya ile ilgili bana düşen nedir sorusunun cevabının peşinden gitmek olacak. Çok teşekkür ediyorum sabırla izlediğiniz ve dinlediğiniz için.